İstanbul ofisi Michael, var. sen Ucuz İstanbul hizmet ofisinin de Moskova'da sorumlusu vardı. olduğuna göre, 15 acaba yıllık bizde Transform daha İstanbul özel ofisi. What will be your next 2-3 years İstanbul plan için for İstanbul? önümüzdeki 2-3 What will be the biggest yıldaki achievement for hedef ve İstanbul? planlarınız nedir? So, Söyleyebilir first of misiniz? all, Neyi we başarmayı document hedefliyor? our market success of the last years Biz geçen with the yılki milestone of the piyasa objective. We want to başarılarımızı continue on this path. We want to tekrarlamayı grow in our local team. planlıyoruz. And Yerel as I said before, ekibimizi we are genişletmeyi, embedded in an geliştirmeyi international planlıyoruz platform, right? ve biz So whatever uluslararası we bir want to do there is we platformda want to faaliyet ensure that we don't gösteriyoruz. have an isolated Öncelikle approach and say that's izole 80 country Turkey, bir that's 80 country eighty Turkey, different körni quality Türkiye or olmak different view on istemiyoruz. things. It's Farklı embedded bir in the global kalite, organization, farklı bir right? yapısı So this olmayacak means eighty körni if we want to Türkiye'nin. play a Bu global yapının bir significant role in the parçasıyız market, ve we want to gain market piyasalarda çok leadership on this önemli bir part rol oynamak for istiyoruz. those Piyasa profiles we're looking for, liderliğini right? We don't want to ele have things, geçirmek as you just istiyoruz. Piyasa mentioned lideri before, where olmak istiyoruz. consultants Daha are önce seen senin de quite skeptical söylediğin to be, gibi right? They danışmanlara say, biraz listen, I'm şüpheyle an entrepreneur, I'm bakılıyor. the founder of Ben the bir company, girişimciyim, why ben should bu I spend firmanın my money kurucusuyum. and Neden my ben kendi capital to a paramı team to this vereyim? consulting Kendi company? I ekibimi don't know vereyim de them, bir they're a danışman trust firması firm. What can getireyim? they do Onları better? tanımıyorum. The question Onları is no, bilmiyorum. not Daha what we neyi can do iyi better. yapabilirler ki? The question Onlar is gibi how can soru we team up işaretleri var. to master the Asıl challenges doğrusu of the sorular second bu chapter of the değil. growth. Biz And that ikinci is as büyüme Paul and I faslına now also know part, geçerken nasıl working farklı together in a team on şekillerde the global level. örgütlenebiliriz? Buna bakmak And this is lazım. where we can Yerel bring something to the ekibimiz table. global ekiplerle As mentioned, işbirliği içinde also I think çalışacak is a point, is a ve different burada point even şunun da to say, vurgulanması you know, lazım we see some belki. strategic trends. Follow Şunlar this, go to stratejik China, go to trendler, India, Çin'e git, etc. Hindistan'a git Or gibi to have an yorumlarda in-depth bulunmak understanding ya da of çok lessons learned, derin what does bir it mean? şekilde Because it's bunlardan a new alınacak thing. derslerin neler The olduğunu anlamak. mistakes you can do, Çünkü the risk you are tabii taking, ki right? hatalar And this is where yapabilirsiniz ve entrepreneurs riskler in alıyorsunuz. Turkey are Girişimciler interested. işte They don't Türkiye'de want to bet casino, bunlarla right? ilgili. They want to Yani understand how kumar can I oynar keep gibi this those risk bets almak productive istemiyorlar. Bu without riskleri making nasıl stopovers somewhere azaltabileceklerini because of some mistakes? You bilmek mentioned istiyorlar ve flexibility. hatalar yapılınca da I think it duraklamalar was a oluyor. Siz great time to have esneklikten bahsettiniz. flexibility. Bence bu And we will have sıralar flexibility in esnek the olmak future. için çok But we also doğru know zamanlar. flexibility in some parts is Gelecekte de increasing the costs. We don't have bazı scale effects enough. We don't have tech uygulamalarda esnek capabilities on our olacağız part. We belki don't ama have the esnek funds enough olmak on our belli bir part. If maliyet you de want to getiriyor. step to the next Eğer level, bir sonraki business seviyeye needs. adım atmak istiyorsanız From another izlenecek yol perspective, bu. in the last 10 Bir years' time, başka açıdan bakacak Turkey olursak met with the geçtiğimiz consultancy business culture as 20 well. yıl Maybe zarfında not as heavy as danışmanlık it is firmaları today, but kültürüyle we face this tanıştı. different, you know, Belki bu consultancy firm kadar yoğun operating in Istanbul as olmayabilir well. ama İstanbul'da başka What do you think danışmanlık about your firmaları da biggest faaliyet advantages compared to gösteriyordu. other Sizce consultancy diğer firm operating in danışmanlık Istanbul? firmalarına göre sizin Well, overall, I avantajınız think veya consulting can rekabetçi add a lot of value üstünlüğünüz if done nedir? right. I Biz don't want to discuss about doğru what is right and çalışırsa wrong on çok a part. katkı Our client are sağlayabileceğini charging. düşünüyoruz, Do I have katma a değer measurable impact, a sağlayabileceğini sustainable düşünüyoruz, measurable bunu impact on the worker kazandırabileceğimizi consulting industry? düşünüyoruz. Or do I have just some Önemli printouts olan in PowerPoint? I can bunu put on my desk, look on them sağlayabilmek, if I want, yoksa and have belli people make it back by sunumları ve myself. slaytları You are masamın not impressing üzerine koyup clients today alın because you bunları are running a big gelişin Excel demek file, değil. or you are able to make a nice presentation. Müşterilerinize You are iyi bir impressing sunum clients yapmak, because iyi bir you are delivering. dosya sunmakla And this is exactly etkilemiyorsunuz, the onları combination, as vaatlerinizi mentioned, yerine helicopter, getirmekle etkiliyorsunuz. understanding also Tıpkı let me say, helikopter örneğinde the olduğu challenges on the gibi, ground and siz understanding, okay, havada how to deliver. We have met a lot seyahat of clients in the ederken, last months, as they say, seyir halindeyken Michael, yerdeki I have a target değişiklikleri de in 5 years bilmeniz to lazım. be here. Michael, benim 5 yıldaki hedefim I şurada communicated olmak this to my diyorsa eğer company, bir firma, but ben now I need a bunu help to kendi understand how to firmamla da translate this kind of paylaşıyorum top ve line bu tarz target bir hedefi, to the real yüksek bir operation. hedefi, So what does it mean gerçek for my operasyon people in the R&D seviyesine company? nasıl What does it mean for my indirebileceğimize people in bakıyorum. investment? What Acaba does it mean for my yatırımla shareholder structure? ilgili, Do I need to go ortak for an IPO? yapısıyla What are the ilgili requirements for this? How to be veya halka successful? arzla ilgili Not just neler yapmam riding the gerekiyor vibe ki bu and the wave hedefe of ulaşabileyim opportunities diye and being bakıyoruz. shocked if 2 years Ve later something's bir takım changing, but fırsatları to ensure we have a değişimleri stability, a stable kullanıp platform 2 yıl on our part. sonra da I think şartlar that's the key değişirse differentiating neden factor. böyle We are oldu diye delivering şaşırmak and we are değil. committed to Doğru delivering on olan our part. biz We are not kendi overpromising, right? açımızdan There is one internal rule aşırı you might have seen it vaatler earlier when we vermek came up with the yerine opening vaatlerimizin ceremony on hepsini essential yerine rightness. getirmeyi We don't believe that just hedefliyoruz. overpromising is a good culture. Aşırı Right? We say vaatlerde overachieving, bulunmanın we doğru promise bir and then kültür we deliver olduğunu additionally. That's düşünmüyoruz. the way how we Biz want to position önce ourselves and how we are perceived makul in the market. vaatlerde bulunup bunların da üstündeki When also when we hedefleri look at gerçekleştiriyoruz. Anlıyorum recently also seni. having the chance to Ben çok yakın quickly look zamanda your book as well. You kitabına da mentioned on göz your book and gezdirme that there are imkanı some trends bulmuştum. which are, as we Kitabında mentioned at the beginning bazı of our trendlerden conversation for business bahsediliyor. climate as well. Bütün And one iş of them was dünyası very interesting iklimini for me. etkileyecek şeyler ve You bunlardan were bir tanesi mentioning benim about çok that. ilgimi You were çekti. the Şöyle bir whole şey global söylüyordun business should worry kitapta. about the Bütün global iş overwhelming government dünyasının intervention and everybody should giderek get ready to artan see more hükümet and more intervention as müdahaleleriyle well. ilgili How likely do you see endişelenmesi that gerektiğini governments will more söylüyordun. intervene into the Sence economy? artık And hükümetler nasıl daha will these fazla companies can
ülkelere müdahalede bulunabilir? Hükümetlerin sence bu konuda esneklik mi göstermesi gerek, yoksa daha mı sıkı bir tavır sergilemeleri gerek? Biz bir süre önce Reagan dönemindeki deregülasyon döneminden sonra yeni bir regülasyon dönemine geçmiştik ve o dönemde benim görüşüm, bireyler daha fazla teknoloji sayesinde ve politika deliberasyonları sayesinde bir araya geldikçe insanlar daha çok kaynaştı. İşleri, sağlıkları, evleri, her şey daha fazla risk altında kaldı. Başka dış kaynaklardan gelecek terörizme karşı daha zayıf hale geldiler ve bütün bu zor şartlar altında yüzlerini hükümete çevirdiler kendilerini koruması için. Bu da hükümetlerin daha aktif bir rol oynaması gerektiği anlamına geldi. Vatandaşlarını bu dış faktörlerden korumak için, insanların kendini zayıf ve korunmasız hissettiği bu tehditlere karşı hükümete iş düştü. Ve bu giderek geçtiğimiz birkaç yıl zarfında da artarak devam etti. Finansal kurumlar yıkılıp dağılmasıyla tabii ek hükümet müdahaleleri söz konusu oldu. Bence bu karşımızdaki trendlerden bir tanesi ve burada çok önemli olan şeylerden biri, hem iş dünyasının hem de hükümetin yeni yollar bulması lazım birlikte çalışabilmek için. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak yetmiyor hükümetlere. Hem güçlü hem sürdürülebilir büyümeyi de gerçekleştirmek zorunda. Özel sektör bunu yapacak ama özel sektörün bu konuda hükümetin yardım ve desteğine ihtiyacı var. Yani hükümet ve iş dünyası, sanayi bacağı birlikte çalışmazsa ve nasıl daha iyi birlikte çalışabileceklerinin yolunu bulamazsa hepimiz kaybedeceğiz.